Özgür merhaba öncelikle. Merhabalar, merhabalar. Şimdi öncelikle teşekkür ederim. Böyle bir ortak canlı yayını bugün yapıp hem değerli takipçilerimizle paylaşacağımız için ben bir teşekkür ederim sana. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Estağfurullah, ne demek, harika. Şimdi ben hemen şimdi şöyle bir kısa şeyle başlayayım istersen. Programımızın neyle ilgili olacağıyla ilgili. Ondan sonra zaten sohbet havasında ilerliyor olacağız. Biliyorsun bugün gerçekten dünyayı etkileyen bir koronavirüsü krizi yaşanıyor. Bu tabii hem Türkiye'de hem de Amerika'da inanılmaz bir şekilde hızlı yayılmaya başladı. Amerika'da şu an maalesef bunun neredeyse merkezi haline döner şekilde ilerliyor ve Amerika'daki olayların %50'si neredeyse New York bölgesinde. Evet. Ve maalesef aynı anda da can almaya devam ediyor bu olay. Tabii biz her zaman bütün yayınlarımızda da söylüyoruz. Önceliğimiz kesinlikle sağlığımız, sağlığımızı korumamız, tabii temizliğimize dikkat etmemiz ve bu ortamda mümkün olduğunca tabii ev ortamında kalmaya çalışmamız, acil kesinlikle. çok gereksiz durumlar dışında gerekli durumlar dışında dışarı çıkmamamız ki bu olumsuz süreci tabii ki en kısa sürede hani geride bırakabilelim. İnşallah bu tabii meselenin sağlık boyutu zaten çok önemli, hassas ve biz de tabii bugün hani bu canlı yayınımızda şey yapalım istedik. Hem işte sinema ve dizi sektöründen yaptığın çalışmalarla örnek alınacak bir insansın, bir sanatçımızsın diyeyim ben. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Ve bu virüs olayına bakışının ne olduğunu biraz merak ediyorlar takipçilerimiz. Ve senin sektörünü bu virüs krizi şu an nasıl etkiledi? Tabii ki bu sinema ve dizi sektörü. Bu konularla bir böyle başlarsak hem yani aslında şöyle ben söyleyeyim. Bu konulara biraz gireceğiz, öyle söyleyeyim. Bu yaşanan kriz ortamında ne tür planlar var gibi durumlara geleceğiz. Tabii buna girmeden önce de istersen biraz biz tabii seni çok iyi tanıyoruz, seviyoruz. Bize biraz yani kısaca da olsa kendinden bahsedersen Özgür, eminim çok takipçilerimiz de memnun olacaktır. Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ederim böyle bir yayını beni davet ettiğiniz için. Ben uzun yıllar New York'ta yaşadım. New York'u da Türkiye'yi de çok iyi bilen birisi olarak uzun yıllarda oyunculuk yapıyorum. Hollywood'da da Amerika'da da birçok dizide rol aldım. Onun dışında da en son Kurtlar Vadisi Pusu'da Armageddon komutanı Ozzy'yi canlandırdım. 2 sezon oynadım. Sonra tekrar Amerika'ya döndüm. Şimdi tekrar bir görüşme için Türkiye'ye geldim. Fakat hiç ummadığımız bir şekilde dünyayı kasıp kavuran bu virüs belasıyla karşılaştık. Şu anda bütün projeler Türkiye'de askıya alınmış durumda. Ben de o mağdurlardan birisiyim. Yani proje için imzalamıştık. Çok kısa bir zaman içinde başlayacaktık. Fakat bu durumdan dolayı şu anda her şey askıda. Şu anda hiçbir şey yok. Bütün olaylar durmuş durumda. Şu an herkes can derdinde. Başka hiçbir şey yok. Bir hareket yok. Evet, ben hani biliyorum senin hem Türkiye'deki dizilerde yer aldığını, hem Amerika'da yaşayan biri olarak burada da hani bilinen belli dizilerde yer aldığını biliyorum. Hatta Netflix'te çok popüler olan bir dizi vardı. Bu ismi yanılmıyorsam Persons of Interest miydi? Persons of Interest, evet. Yani o filmde de yer aldın. O dizide de. O çok güzel bir dizi. Çok da biliyorum, evet. Beğenildi. Şöyle söyleyeyim, kesinlikle söylediğin durum gerçekten yaşanan bu virüs krizi gerçekten tabii ki dizi sektörünü ve film sektörünü kesinlikle etkiledi. Herhalde bunların sebeplerinden bir tanesi, siz yani dizi çekimlerinde çok kalabalık bir şekilde bir araya gelmeniz gerekiyor. Çekimlerin yapılması tabii. gerekiyor. Ve bu şu an insanların mümkün olduğunca uzak durma kuralına, birbirinden uzak durma kuralını tabii ki biraz engelliyor. Hani dolayısıyla bu uzak durulma, mesafe koyulması zaruretinden özellikle bu virüsün durdurulması için bu noktada tabii ki bir sorun yaşanıyor. Bu emin yani inan bu da bu Amerika'da da aynı şu an her yerde bir nevi bu film sektörünü etkiledi. Sen eminim takip ediyorsundur. Bilinen aktörlerden de virüsü kapanlar var. Karantinaya alınanlar var ve dolayısıyla hani gerçekten bu virüsün bir sınırlaması yok. Hani kim, yaşı kaç ya da zengin, fakir, yok işte bilinen, ünlü ya da değil. Kesinlikle. Hiçbir ayrım yok. İnanılmaz bir şekilde hızlı yayılan bir virüste karşı karşıyayız. Bu anlamda da tabii ki maalesef bütün bu dediği gibi projeler askıya alınmış durumda. Peki şu an o yaşanan durumda projeler askıya alınmışken peki bize birkaç fikir verirsen, hani bir oyuncu olarak nasıl hani dikkat etmeye çalışıyorsun kurallara? Nasıl kendini izole edebiliyorsun toplumdan? İşte evde kalabiliyorsun. Ve ne tür çalışmalar yapabiliyorsun şu an bir oyuncu olarak evde bulunduğun ortamda? Ben bir örnek vereyim. Şey dikkatimi çekti geçen günlerde. Türkiye'deki işte belli tiyatrocular mesela canlı yayında tiyatro oyunu yapmaya çalışıyorlar evde bulundukları ortamda. Biraz anlatırsan bize sen neler yapmaya çalışıyorsun bu noktada? Ya birincisi 15 gündür hiç sokağa çıkmıyorum. Yani sadece yaptığım şey bir markete gidip marketten market alışverişini, temel ihtiyaçları alıp geri gelmek. Bunun dışında 15 gündür hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü o kadar lanet bir şey ki nereden geleceği, nasıl geleceği, ne olacağı belli olmayan bir bela. Evdeki eşime de, işte kardeşime de, kardeşimin eşine de, çocuklara da her dışarıdan geldiği zaman mutlaka ellerimizi yıkıyoruz. Artık markete gidince eldiven takıp eldivenle market alışverişini yapıyorum. Biter bitmez eldiveni çıkarıp atıyorum. Eve gelir gelmez de ellerimi sabunlu suyla 20 saniyeden az olmayacak şekilde yıkıyorum. Gerçekten çok büyük bir sıkıntı, çok büyük bir bela. Yani böyle bir şeyi ben hayatımda hiç görmedim. Böyle bir şeyle daha önce karşılaşmış olan insanları da tanımıyorum. Kendileri bilir diyorum. Yani şu an hani onları tutup da silah zoruyla eve tıkacak veya onlara işte ellerini yıka, ayaklarını çıkar diyecek halimiz yok. Şu anda öyle bir belayla karşı karşıyayız. İnanın yani hiçbir şey yapmıyorum. Şu anda sadece evde durup kitap okuyorum. YouTube kanalımdan işte videolar yapıp onları paylaşıyorum. İşte elimden geldiği kadar faydalı olmaya çalışıyorum ama yani zor bir süreç. Hani gerçekten zor yani. Maddi manevi zor. Tamam. Ben şimdi şöyle söyleyeyim Özgür, aslında hani diyorsun ya ben hiçbir şey yapmıyorum. Aslında o hiçbir şey yapmaman en büyük yapıyor olman. Yani şu anki zaten yapacak önemli şey hiçbir şey yapmaman. Çünkü evde kalabildiğince kalabilmek, kendini koruyabildiğin kadar koruyabilmek ve çevreni ve sevdiklerini, aslında aynen en büyük yapılacak şey aslında o oluyor. Şimdi bu söylediklerim benim aklıma iki şeyi getiriyor. Bir tanesi hani hiç böyle bir şey duymadım diyorsun ya. Şimdi ben de aynen ne duydum ne gördüm böyle bir kriz. Tabii bunu merak derken dedim dur benim mentor olan iki avukat arkadaşımızı arayayım. Onlarla bir konuşayım. Onlar farklı bir şey görmüşler mi diye. Bir tane ceza avukatı, New York'ta iyi bir avukat var. Benim hani mentorum niteliğinde bir insan. 75 yaşlarında. Onunla konuştum yaklaşık işte hafta başı ilerliyorsam. Onunla bu durumu değerlendirdim. Yani sen böyle bir şey duydun gördün mü dedim. 75'in üstü şu an o. Ve söylediği şey ben hiçbir zaman böyle bir şey duyup görmedim yani. İlk defa böyle bir şey karşı karşıya kalıyoruz diye anlattı. Yaşından dolayı riske giren, yaşlar arasında yer aldığı için eşiyle beraber evden çıkmadıklarını anlatıyordu. Evde kaldıklarını, kendilerini koruduklarını anlatıyordu. Şimdi bu ben özellikle senin o söylediğim ben böyle bir şey görmedim, duymadım, bir örnek olsun diye verdim. İkincisi de Özgür, dün televizyonda izliyordum. New Jersey'de bir vaka, işte bunu virüsü alıyor 2,5 hafta önce ve atlatıyor şu an. Kurtulanlardan işte bir tanesi. Tahminen söylenen haberlerde 87.000 kişinin işte kurtulduğu, hani atlattığı olayı, virüsü. Ama tabii şu çok önemli. Bu kişi şunu söylüyor. Ben arkadaşımla görüştüm diyor 2 hafta önce. Sadece diyor elini sıktım. Hadi sadece elini sıktım ve ben oradan aldım diyor. Arkadaşım diyor biraz rahatsızdı. Çok hani ciddi olduğunu anlayamadık ama ben elini sıktım diyor. Birkaç gün sonrasında diyor ateşlenmeye başladım. Ondan sonra 1 hafta evde tutuyor kendini. Ve 1 hafta düşün bak, bu kadar sağlıklı olan biri bile 1 hafta hastanede yatmak zorunda kalıyor. O 1 hafta sonunda da atlatıyor. Yani çok hani bunu da belirtme amacım şuydu. Dedin ya çok ciddiye alınmıyor gibi insanlar şey yapıyor. Aslında farkında değiller. Bu işin neye yol açabileceğini ya da işte bana bir şey yapmaz, ben çok güçlüyüm, bir şey olmaz, sağlıklıyım. Böyle bir şey yok. Yani sen sağlıklı genç olabilirsin ama evde risk altında olan bebeğin olabilir. Risk altında olabilen yaşlı annen, baban, amcan olabilir. Ya da hani gün sonunda sen onlara geçirebilirsin. Sıkıntı orada var zaten. O açıdan evet. Umarım hem Türkiye'de hem burada toplum daha özverili davranır. Çünkü burada evet. Sıkıntılardan bir tanesi... bir şey söylüyordun Özgür. Kesinlikle yani videoları seyrediyorum. İnanamıyorum ya insanların bu kadar vurdum duymaz olmalarına, bu kadar ciddiyetsiz davranmalarına. İnanamıyorum ya yani hani illa yakınında birisi mi olması lazım, ölmesi lazım, can çekişmesi lazım, işte ne bileyim koridorlarda yatıp oksijen tüpü beklemesi mi lazım yani? Gerçekten anlam veremiyorum. Hani nasıl böyle bir şeye düşüyorlar, nasıl insan kendi kendini kontrol edemiyor? Buna çok şaşırıyorum yani. Bütün her gün televizyonda video seyrediyorum böyle saçma sapan. Diyor ki bana bir şey olmaz diyor. Ben diyor lahana çorbası içiyorum diyor. Yok işte ben bal yiyorum diyor. Bana bir şey olmaz diyor. Yani inanamıyorum bunları duyunca, böyle çok komedi filmi gibi ya. Kesinlikle mesela dediğin gibi Allah kimseye göstermesin. O bir işte amin, tabii ki. O tüpe muhtaç kalma olayıyla, çünkü şimdi mesela New York'ta bile çok panik halinde vali, belediye başkanı. Çünkü şundan korkuyorlar. Evet, evet. Eğer bu sayı artarsa nasıl bununla mücadele ederiz bir anda? Dolayısıyla biz birey olarak, kişiler olarak işte senin şu an yaptığın gibi davranmak zorundayız. Yani evinde kalarak, çıkman gerekmediğince çıkmayarak, temizliğe dikkat ederek adım atmak gerekecek. Yani tabii umarız hani bu kötü günler geride kalacak yakında ve hayat devam edecek. Önemli olan ne kadar az hasarla bunun yaşanacağı. Ben bir şey daha sana sorayım. Biliyorum evdesin, fazla seni de yoğun tutmadan. Yok, olur mu canım? Senin bu süreçte, bu yaşanan kriz sürecinde genç oyuncu adaylarına tavsiyelerin neler olur Özgür? Yani o noktayı biraz şey yapabilirsen, son şey açıklayabilirsen. Çünkü sen vallahi çok değişik bölümlerde hem Amerika'da hem Türkiye'de başarılar elde etmiş, fırsatlar yakalamış ve fırsatlar yakalamaya çalışan bir oyuncu olduğun için arkadan evet. Gelen ve bu kriz ortamındaki genç arkadaşlara, genç oyunculara tavsiyeler nelerdir? Şöyle, bir kere aslında bu çok iyi bir fırsat insanların kendilerini geliştirmeleri için. Mesela ben kitap okuyorum, video seyrediyorum, kendimle alakalı kendimi nasıl geliştirebilirim diye. Spor yapıyorum, evde günde en az yarım saat spor yapıyorum. Ki bunlar normal zamanımızda bulamayacağımız şeyler. Gerçekten böyle bir zaman yok yani. Doğru. İşte bu zamanları kitap okuyarak, spor yaparak, kendine bakarak, kendini geliştirerek bence mükemmel bir fırsat dönemi. Yani eğer böyle bir şey düşünen genç arkadaşlarımız varsa, oyuncu arkadaşlarımız, Amerika'ya gitmek istiyorlarsa veya Türkiye'de bu işi yapmak istiyorlarsa, bence Amerika'ya gidecek olanları ve oyunculuğu yapmak isteyenlerin yapması gereken şu dönemde bir kere İngilizce çalışmaları. Yani evden oturup İngilizce videolar dinlemeleri, çizgi film seyretmeleri. Bunun en büyük yolu çizgi film. Yani çizgi filmde çünkü çok anlaşılır şekilde ve en basic kelimeleri kullanarak konuşuyorlar. Bu da insanlar için çok faydalı bence. Ben öyle öğrenmiştim yani, çizgi film seyredip işte İngilizce kurslarına gidip İngilizcemi geliştirmek. Çünkü Amerika'da şimdi önce bir ajans bulacaksınız. O ajans sizi kabul etmesi çok zor bir şey. Çünkü aksanınız var. Hani Amerikalı değilsiniz. Bir kere 5-0 geriden başlıyorsunuz. Aksanınız olduğu için menajer sizi kabul edecek. Menajer sizi kabul ettiği zaman sizi audition'lara gönderecek. Ama bu audition'lara gittiğiniz zaman o verilen replikleri yapmanız lazım. Bunları en azından bu kadar İngilizceniz olması lazım. Aksanlı insanlar tabii ki yani %20'lik bir bölümünü, Amerika film endüstrisinin %20'sini aksanlı oyuncular karşılıyor. İhtiyaç var. Tabii, evet. Yani ihtiyaç var böyle bir şeye. Aksanlı olmasın tabii demiyoruz ama en azından anlayacağı şekilde, hani derdini anlatacak şekilde, o verilen senaryoyu okuyup onu yapacak şekilde bir İngilizce temeli olmasını olması çok iyi olur. Onun dışında bu da tam işte, zamanı. Bu da tam zamanı. Yani kendi mükemmel bir zaman. Mükemmel. Doğru. Yani hem spor yapmak açısından, kitap okumak açısından, İngilizce öğrenmek açısından, belki bir enstrüman çalmak açısından, yani yapabilecek o kadar çok şey var ki. Benim arkadaşım mesela 2 hafta, 3 hafta önce gitara başladı. Gitar çalmaya başlıyor şu anda. Gitar çalıyor yani. Hani çünkü yapacak başka bir şey yok. Yapacak başka bir şey yok ve bu zamanı en güzel değerlendirebilirsin yani. Bundan daha güzel kesinlikle bir zaman olamaz. Ve dışarı çıkıp inanın gidip bir yerlerde kahve mavi içecek yer de yok artık. Her yer kapalı çünkü. Yani bir şey yapmak istesen de yapamıyorsun. Şimdi yakında büyük ihtimalle sokağa çıkma yasağı da gelecek. İşte bu dönemleri en güzel bu şekilde değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ben öyle yapıyorum. Harika. Harika. Bence çok güzel bir tavsiye bu. Bu sadece bence genç oyuncu arkadaşlar için değil, bence hepimiz için çok güzel bir tavsiyeydi. Kesinlikle Özgür. Çünkü bu yaşanan durumda olumsuz moral bozukluğuna girmekten ziyade tam tersi ben bu noktada ne yapabilirim'e bakıp pozitif yaklaşmak bence kesinlikle faydalı. Bakarsın ben de gitara başlarım, belli olmaz. Ondan sonra bu çok güzel bir tavsiye oldu. Ne kadar güzel. Ondan sonra ama Özgür çok teşekkür ederim bu güzel zamanın ve değerli zamanla ayırdığın için. Kendine lütfen dikkat et. Ayhan'cığım ben çok teşekkür ederim. New York'un başarılı avukatlarından bir tanesisin. Ben de seninle çalışıyorum. Amerika'daki temsilcimiz sensin. Ve gurur duyuyoruz böyle bir arkadaşımız olduğu için. Sağ olasın. Aynı zamanda eğer bizi seyredenlerden, dinleyenlerden sormak isteyen, sorusu olan arkadaşlarımız varsa bununla ilgili de bana yazabilirler veya senin vasıtanla bana sorsunlar. Bunda hiç çekinecek bir şey yok. Bol zamanımız var. Her şeye cevap verebiliriz yani. Süpersin. Takipçilerimizden gelen soruları ben sana geçeceğim. Sen de gelirse lütfen çekimle geç. Kendine çok dikkat et. Tekrar canlı yayında görüşmek üzere diyorum. Güzel bir sebeple. Kesinlikle. Her zaman. Kendine çok iyi bak. Selamlar herkese. İyi günler. Sağ ol. Bay bay.